Disosyatif kimlik bozukluğunda hafıza, kimliklerin sürekliliği bozulur, alternler arasında sürekli bir etkileşim ve değişim olur. Bu zihnin bütünsel halinin devam ettirilmemesi birçok soruna yol açar. Gündelik hayatı sürdürmek kişi için oldukça zorlaşır. Okul başarısı bozulur çünkü hafızayı etkiler. Eş ile ilişkileri olumsuz etkiler çünkü karşıdaki bir insanla uzun süreli yakın ilişkileri sürdürmek zor olur. Yaşam biçiminde değişimler, tutarsızlıklar oluşur. Örneğin bir alter kimlik, dindar bir kimlik iken başka diğer bir kimlik dindarlıktan oldukça uzak bir kimlik özelliğinde olabilir. Biri daha dindarlıkla ilgili ritüeller yaparken biri çok daha farklı yaşam tarzları oluşturabilir. Bu kişilerde sürekli bir acı olduğu için intihar girişimleri ve kendine zarar verme davranışları sıktır. Ayrıca host kimlik, ev sahibi kimlik, günü en fazla geçiren kimlik genellikle depresiftir. O yüzden bu kişiler gündelik hayatı sürdürebilecek enerjiyi çoğu zaman bulamaz olurlar.